Merhabalar. Sismis dikimlendirme olarak bu videomuzda sizlere kültür mantarı için yaptığımız P16 panosunu tanıtacağız. Paket içerimizde bir adet büyük pano ve bir adet küçük pano bulunmaktadır. Küçük panomuz baş panosudur. Sol tarafı su girişidir, sağ tarafı su çıkışıdır. Nem kontrolüne bağlı olarak çalışır. Cihazımızın sol tarafında ana şarteli bulunmaktadır. Ana şarteli açtıktan sonra yukarıdaki kırmızı düğmelerden cihazların açılışını sağlarız. Nem kontrolü açtıktan sonra nem kontrolü eğer neme ihtiyaç varsa zamanlayıcı çalıştırır. Zamanlayıcı da belirlediğimiz durma ve çalışma süresi aralığında var panomuzu çalıştırır. Eğer nem kontrolünü devre dışı bırakıp sadece zamanlayıcıya bağlı çalıştırmak istiyorsak bu düğmeyi açarız. Ondan sonra bu düğmeyi kapatabiliriz. Havalandırma zaman sayacımız. Fanlarımızın belirlediğimiz zaman aralıkları içerisinde durmasını ve çalışmasını sağlamaktadır. Hemen sağında bulunan mantarhane sıcaklığı ise mantarhanenin içerisindeki sıcaklık yüksek olduğu zaman havalandırma fanlarını çalıştırarak içerideki sıcaklığı düşürmeye çalışacaktır. Lamba programlama mantarhanemizin içerisindeki lambaları günlük veya haftalık ayarlamamızı sağlamaktadır. Mantarhane sıcaklığı ise belirlediğimiz sıcaklık dereceleri arasında mantarhanenin sıcaklığını ayarlamaktadır. Panomuzun sol tarafında ısıtma soğutma ile ilgili priz bulunmaktadır. Lambaların prizi bulunmaktadır ve fanların prizi bulunmaktadır. Panomuzun yan tarafında su girişi yazan bir kısım vardır. Buraya çeşmenizden veyahut da hidroforunuzdan gelen hortumu bağlıyorsunuz. Ardından çıkışında bulunan kısımdan hattınızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Su çıkış hattına borumuzu takıyoruz. Bastırarak. Ardından ilk nozula kadar uzatıyoruz. Nozullarımızı belirlediğimiz aralıklarla atıyoruz. Nozulun kısaca nasıl bağlandığını göstermek için ise borumuzu kestikten sonra uçlarını ısıtıyoruz. Ardından nozulumuzu bastırarak yerine oturtmuş oluyoruz. Hattımızı sonlandırmak için ise son püskürtmenin olduğu noktada küçük bir boru keserek yine tekrar boruyu ısıtıyoruz. Son nozulumuza da boruyu oturtturduktan sonra paketten çıkan kör tapayla hattımızı sonlandırmış oluyoruz. Bir tarafı yarım parmak, diğer tarafı 8'lik boruya hızlı bağlanan tap aparatını 1/2'lik varımıza çevirerek takıyoruz. Bir anahtar yardımıyla da sıkabiliriz. İyice sıktıktan sonra basınç borusundan çeşmeden su girişi yazan kısma hortumumuzu bağlıyoruz. Hortumun boyu 1-1,5 metreye geçmemesini öneriyoruz. Bastırdıktan sonra su giriş bağlantımız hazırlanmış oluyor.